Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Neredeyiz? Siirt Merkez'den sizlere seslenmekteyiz. Burada düğüncülük faaliyetlerini ve artı olarak aquapark hizmetini sunan değerli bir ismi ziyarette bulunduk. Peki kimlerle birlikteyiz? Nevzat Eker beyefendiyle sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle Nevzat Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Siirtliyim. Yaklaşık 15-16 yıldır bu sektörün içindeyiz. Aynı zamanda kapalı düğün salonlarımız var. Bu pandemiden dolayı açık bir alan, güzel bir alan yapmak istedik. Peki bu aquaparkı ziyaret edenlerin belli bir yaş sınırı var mıdır? Yaş sınırı 0-5 yaş. Çocuklar için zaten aynı zamanda çocuk havuzlarımız var. Ekip elemanlarımız var. Güzel yönetecek insanlarımız var. Her şey güvende bizde. Harika. Şimdi orada çocuklar eğlenirken velileri, anne babaları da, ailesi de bir yandan çayını, kahvesini içebiliyor değil mi? Kahvesini içebiliyor, nargilesini içebiliyor. Sıkıntı yok. Güzel. Şimdi biraz da düğün alanına girelim. Peki burada neler yapıyorsunuz? Şimdi biz burada kına, sünnet, düğün, nişan, organizasyon, toplu açılışlar, her şeyi yapıyoruz, her şey mevcut bizde. Bunun içerisinde yemekli düğünlerimiz oluyor. Peki alanınızda kaç kişiye hizmet verebilirsiniz Nevzat Bey? Biz açık alanda 1500-2000 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz. Kapalı alanlarımızda 1200-1300'e kadar hizmet veriyoruz. Şu anda bizim kapalı iki tane düğün salonumuz, Siirt Merkez'de var. Salon. BVIP bir klas. Ayrıyeten Kurt Alan'da masal düğün salonumuz, gene kapalı alanımız var. O şekilde onlara hizmet veriyoruz. Şimdi açık alan diyoruz ama bunun belli bir zamanı var mıdır bu düğünleri yapabilmek, kına gecelerini yapabilmek için? Yok, sınırsızdır. İstedikleri zaman gelip yapabiliyoruz. Hava şartlarına göre. Buraya gelen davetliler nereyi görebilir? Buraya gelen davetliler, bizim aquaparkımız var zaten. Kafemiz var. Oturma yerlerimiz güzel. İleride kendi pişir kendi ye üzerinde de çalışıyoruz. O da en kısa zamanda olacak zaten. Bu başarıyı nasıl sağladınız Nevzat Bey? Bu başarının sırrı, yani biz millete hizmet, halka hizmet. Gerçekten bunu biz çok istiyoruz ki ayrıyeten mesela istiyoruz bizim yanımızda elemanlar çalışsın. Evlerine ekmek, aş götürsünler. Biz bunun gerçekten farkındayız, bilincindeyiz. Yani biz de kalkıp bir dükkan kira alabilirdik, mülkiyetini kira verebilirdik. Yani ne mutlu bize, en azından bir 50-60 kişiye yemek yedirebiliyoruz, sigortasını ediyoruz. Peki sadece Siirt halkı mı sizleri tercih ediyor? Yok hocam, dışarıdan gelen misafirlerimiz de var. Yani mesela diyelim genelde batı tarafından gelen müşterilerimiz oluyor. Özellikle bunu sosyal medya üzerinde tanıtıyoruz. Bizim burada üniversite öğrencilerimiz var. Üniversite öğrenci etkinlikleri yapıyoruz, mezuniyet törenlerini yapıyoruz. Özel günler oluyor, polis arkadaşlar geliyor, subay arkadaşlar geliyor. Burada güzel etkinlikler yapıyoruz onları. Evet, şimdi eğlence için sanatçılarınız var. Peki bir folklor grubudur, dans grubu var mı? Folklor grubu var, var. Siirt yöresine ait folklor gruplarımız var. Peki sizi bu iş konusunda, yaşam konusunda destekleyenler, her zaman yanınızda olanlar kimlerdir? Biz kardeşler olarak bu işe girdik. Kardeşler olarak birlik beraberliğimiz birdir. Kardeşlerimizle beraber 16 yıldır bu sektörün içindeyiz. Bir aile şirketiyiz. Nevzat Bey, 16 yıl öncesine gidecek olursak şu an yeni dönemdeyiz. Yaptığınız, bulunduğunuz alanda ne gibi farklılıklar gözlemlediniz, ne gibi yeniliği ortaya koyabildiniz ve teknolojinin gelişmesi sizlere fayda sağladı mı? Çiğdem Hanım, teknolojinin gelişmesi gerçekten bize büyük faydalar sağladı. Siz değerli, güzel, şöhretli insanlar sayesinde mesela bunu yansıtabiliyoruz dışarıya. İnsanlar da bunu görüyor. Yani biz bu sektöre girdik, gerçekten halka hizmet için bu işe girdik ki millet de bizden çok memnundur. Bizim yaptığımız yeniliklerle, şeylerle zaten sürekli biz her zaman yeniklik peşindeyiz. Bu yenilikleri de sürekli tekrarlayacağız. Allah kısmet ederse yani önümüzdeki senelerde siz için çok daha güzel farklı şeyler yapmayı düşünüyoruz. Peki bir organizasyon İşiyle uğraşıyorsunuz. Ben düğün yaptırmak istesem kaç gün öncesinden sizinle iletişime geçmem gerekiyor? Şimdi şöyle, mesela normalde şu anda dahi, biz şu anda Ocak ayındayız. Ocak, Şubat'ta artık millet düğün tarihlerini belirliyor. Niçin tercih ediliyorsunuz? Ya 16 yıldır bu işin içindeyiz. Kendi çizgimizin dışına çıkmıyoruz. Çıkmayacağız da.
O yüzden tercih ediliyoruzdur. Ne güzel. Peki bu sistem pahalı bir sistem mi? Sizinle iletişime geçsek her bütçeye uygunluğunuz var mıdır? Bizim sistem pahalı bir sistem değil. Gerçekten pahalı bir sistem değil. Yani ekonomi şartlarına göre gene en ucuz düğün sektörüdür. Peki bu özel günleri ölümsüzleştirebilmek adına bir fotoğrafçınız var mıdır? Var, var. Var. Kameramanımız var, fotoğrafçımız var. Ekip tam. Ekipten yana sıkıntımız yok. Güzel. Lezzet olarak yemekleri sunuyoruz ama tatlı çeşitlerimiz nelerdi? Valla tatlı tulumba tatlısı, baklava. Genelde arkadaşlar Antep baklavasından memnunlar. Oradan getiriyorlar. Evet. Ama burada yemeksiz olarak devam edenler de oluyor değil mi? Tabii tabii. Yemek isteyen yemekli yapabiliyor. İsteyen ama bizim Siirt halkı genelde yemekli daha tercih ediliyor. Hem aslında ruhumuz doyuyor hem de karnımız doymuş oluyor ve eğlenceye de doymuş aynı oluyoruz. Aynı zamanda yediklerini de eritiyoruz. Harika, güzel bir taktik. Oynayarak da yediklerinizi de eritiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti efendim. İş hayatınızda çok başarılar dilerim. Ben teşekkür ettim her şey için. Sağ olun, var olun. Sevgili izleyenler, bizler bugün sizlere Siirt Merkez'den seslendik. Çok değerli işletme sahibi olan Nevzat Eker Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştirdik. Düğün alanında konuştuk efendim. Dedi ki kendileri, yiyin için bir yandan da eritin oynayarak gelin en güzel şekilde gününüze, anınıza eşlik edelim. Eğer ki ihtiyacınız varsa şu an evlenmenin veyahut da nişan yapmanın veyahut da çocuğumu sünnet ettirmenin zamanı diyorsanız sizleri buraya davet ediyor olacaklardır. Şimdilik buradan müsaademiz isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşça kalın, bizden ayrılmayın.